Emekli olduğunuzda bugün yaşadığınız refahın devam edeceği yönünde kaygılarınız mı var? Öyleyse bugün anlatacaklarım size göre. Geleceği garanti altına alabilmek için birçok insan birikim yapar ve farklı yatırım unsurları dener. Bunlar gayrimenkul yatırımı, temettü emekli ve bireysel emeklilik sistemidir. Bugün sizin için bireysel emeklilik sistemini en kapsamlı ifadelerle konuşacağız. Konularımız gerekli mi, değil mi, avantajları neler, bilmemiz gerekenler neler, nasıl faydalanırız? BES nedir? Bireysel emeklilik sistemi kısa adıyla BES birikimlerinin uzun yıllar ya da emekli olduktan sonra size ek bir gelir sağlamasına yarayan bir emeklilik sistemidir. Sisteme gönderdiğiniz katkı paylarınız seçtiğiniz fonlarda değerlendirilir ve bunların değer kazanması sağlanır. BES şartları nelerdir? 10 yıl boyunca sistemde kalmanız ya da 56 yaşı doldurmanız halinde emekliliğe hak kazanırsınız. Bu süreden sonra birikimlerinizi toplu olarak ya da aylık taksitler halinde alabilirsiniz. Devlet katkısı Devlet tarafından bireysel emeklilik sisteminin düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm katkı paylarının %30 oranında bireysel emeklilik hesabınıza ödenen tutardır. Bireysel emeklilik sistemine devlet katkısına hak kazanmak için gerekli şartlar nelerdir? 3 yıldan az sürede bireysel emeklilik sisteminde kalırsanız devlet hak kazanma oranı %0, 3 ila 6 yıl arasında devlet hak kazanma oranı %15, 6 ila 10 yıl arasında kalırsanız %35, 10 yıldan daha fazla fakat 56 yaşından daha önce ise %60, hem 10 yılı geçmiş hem de 56 yaşı tamamlamışsanız bu hakkın %100'ünü almaya hak kazanırsınız. BES avantajları nelerdir? Birikimlerinizi %30 devlet desteği alırsınız. Yani bu yaklaşık olarak 100 liralık bir yatırımınıza devlet tarafından 30 lira eklenmesi, 1000 liralık bir yatırımınıza devlet tarafından 300 lira eklenmesi anlamına gelir. Birikimlerinizi Befas fonlarında değerlendirebilirsiniz. Bu aralar Befas fonlarında aylık %30, %36 değerlerinde değerlenmiş fonlar bulunmakta endeks, değişken fon, hisse senedi fonu şu an Befas'ın gözde fonları arasında yer alıyor. Ancak dönemsel değişikliklere göre Befas'taki verileri inceleyerek farklı fonların olduğunu da görebilirsiniz ve bu fonlarda da değerlendirme yapabilirsiniz. Bu fonlar örneğin altın fonu, altın katılım fonu, para piyasası fonu ya da katılım değişken emeklilik yatırım fonları da olabilir. Bu fonları da kullanabilirsiniz. BES'teki toplam paranızı istediğiniz kadar fona istediğiniz oranda dağıtabilir ve bu oranda yatırım yapılmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin bu ay başında portföyünde ALE yani Alyans Yaşam ve Emeklilik AŞ Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu olan ve 1000 TL sisteme katkı yapan bir BES yatırımcısı devletten 300 TL teşvik alırken yatırımı da %29 değerlendi. Toplamda 1000 TL için yaklaşık 1590 TL elde etmiş oldu. Ayrıca ödemelerinizi bütçenize göre arttırıp azaltabilirsiniz ya da bir süre BES sistemindeki katılımınızı dondurabilirsiniz. BES fonları ayrıca vergiden muaflardır. BES dezavantajları. BES sisteminden 10 yılı ve 56 yaşı doldurmadan çıkmak isterseniz devlet katkı payından ciddi miktarda kesinti yapılır. Bu yüzden eğer zorda değilseniz çıkmamanız gerekir. İyi yönetilmeyen fonlar nedeniyle istediğiniz kadar getiri elde edemeyebilirsiniz. Bu nedenle yaptığınız yatırımları dönemsel olarak fonları kontrol etmeniz gerekir. Fon gruplarında yapılabilecek toplam gider kesintileri bulunur. Hisse senedi için bu oran yıllık %2.28'dir toplam ana paranızdan %2.28 kesilmesine sebebiyet verir. Nelere dikkat etmeli? İleride oluşabilecek para ihtiyacınıza karşı iki sözleşme yapmalısınız. Yani ne demek istiyorum? Ben kendi BES üyeliğimde iki adet sözleşmeye sahibim. İleride acil bir para ihtiyacım olursa BES'in vadesi dolmadan bozmam gerekirse bunun bir kısmı belki işime yarayabileceği düşünerek iki sözleşme yaptım. Sözleşme sayınızın fazla olmasında hiçbir problem yok. İleride belki bunlardan bir tanesini bozmam yeterli olur ve diğeri yoluna devam edebilir diyerek böyle bir çözüm oluşturdum. Hatta elde ettiğim sözleşmelerden birine daha fazla miktarda yatırım yaparken diğerinin katkı miktarı ise olabilecek en alt limitte. Bu noktada belki ileride daha fazla olanı bozmak ihtiyacı doğabileceğini düşünerek ayrıca fiyatlarda da bir çeşitlendirme oluşturdum. Böylece katkı miktarlarını farklı olabileceği sözleşmeler yapabilir, ilerisi için riski minimize edebilirsiniz. Ayrıca dengeli bir portföy kurup unutabilir ya da dönemsel trendler için fon oranlarınızı değiştirebilirsiniz. Ailenizde bir kişi için bes düşünüyorsanız 56 yaşa çabuk ulaşacak kişiyi sisteme dahil etmek size avantaj sağlayabilir. Böylece 10 yıl dolduktan sonra 56 yaşında bekleyebilir ve %100 katkıyı daha hızlı bir şekilde alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve kendi fonlarınız hakkında bilgi vermek için yorumları kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere.